Selamlar, DBD'nin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde kafatası tacına bakacağız. Rework yemiş karakter. Bazı şeyleri değişmiş. Hatta hemen bir göz atayım. Artık 6 drone ile başlıyormuşuz arkadaşlar. Kaç drone ile başlıyorduk hatırlamıyorum. En az oynadığım katil de çünkü benim. Mesela şöyle bir şey var artık. Drone'lar 16 metre mesafesi var. Drone'ların. Öyle ard arda atamıyorsun. Ve tespit mesafesi 10 metreye düşmüş. Daha fazlaydı galiba. Ve en önemlisi arkadaşlar artık drone'un etki alanındayken tek atabiliyordunuz. Direkt drone'u attığınız spot'tan çıkmak zorundaydı kurban. Hala çıkmak zorunda ama şöyle bir şey. Artık yaralanıyor kurban. Yaralıysa da derin yaraya giriyor. Artık tek atma olayı bitti. Böyle katil çıkıp üst etkileniyor. Tek atıyordunuz. Spot'tan çıkarıyordu ama hala spot'tan çıkarıyor bu arada. Güzel, güçlü bir katil. Hızlı bir şekilde build'imizi de gösterelim. Eklentileri de değiştirmişler, rework yapmışlar. Mesela tespit edilemez durumu etkisi süresini %20 arttırıyor. Drone'u elimizden bırakır bırakmaz tespit edilemez etkisi veriyor. Eskiden drone'un içine girmemiz gerekiyordu. Şimdi artık bırakır bırakmaz elimizden drone'u. Ve düşük güç modu var arkadaşlar. Tepedeki gözlerini bekleme süresini %25 azaltır. Herhalde şeyden bahsediyor. Drone'ları hackliyorlar falan ya, böyle beklemeye giriyor. Onun süresini azaltıyor sanırım. Eğer yanlışsam düzeltebilirsiniz. Avantajlarımız da en güzel en sona. Takıntılarcı kime vurursak nişan kazanıyoruz arkadaşlar. Her kazandığımız nişanda bize saldırılarda bekleme süresini kısaltıyor. Animasyon geçiyor ya. Onu hızlı bir şekilde geçiyor. Kurbanın hızlı bir şekilde peşine düşüyoruz vurduktan sonra. Takıntılı vurmayacağız ama %40'a kadar çıkıyor bu perk. İlk avantajımız bu. İkincisi ileri derecede farkındalık değişiklik olsun diye bunu aldım. Bu arkadaşlar Deha'nın Wesker'ın avantajı. Kurbanı taşıyoruz ya. Kurbanı taşırken 20 metre mesafemizdeyse başka bir kurban, onun haresini görüyoruz, kırmızı haresini. Diğer avantajımız yankılan acı. 4 kanca oluyor rastgele. 4 kanca ceza kancasına dönüşüyor. Kurbana asıyoruz. Astığımız anda en fazla ilerleme sahip olan jeneratör %25 geriliyor toplam ilerlemesinin. Efsane bir avantaj. Jen Rush'ın önüne geçen. Bir de korkut elalı var arkadaşlar. Jeneratör oturan kurbanlar körlük durum ve bitkin durum etkisi altına giriyor. Jeneratörden kalkmaları gerekiyor bu etkinin geçmesi için. 5 saniye beklemeleri lazım. Yani jeneratör kalkar kalkmaz geçmiyor jeneratörden. Jeneratörden kalkıyorlar, 5 saniye bekliyorlar. Bu özellikle ani deponun önüne çok iyi geçiyor arkadaşlar. Mesela tespit edemez durumda olacağız ya. Hızlı bir şekilde geleceğim oraya. Tabii ki bitkin ve körlük durum etkisi olduğu için ani deparla falan kalkamayacak ki ani deparı varsa eğer. Aynı şekilde kıvrak falan. Onunla da etki edemeyecek yani. Çok güzel bir avantaj aslında. Çok fazla kullanılıyor mu şu an bilmiyorum ama bunu kullanmak da güzel. Bu build'imiz bu şekilde. Şimdi ilk defa oynayacağım ben de sizlerle. Herhalde bir senedir falan kafatası tacıyla oynamıyoruz. Hemen maçımıza geçelim. Ve inleyen depodayız arkadaşlar. Hadi bakalım, bol şanslar. Kıyafeti de bayağı iyi değil mi? Arama radarında bir şey gözükmüyor. Tabii ki daha görev oldu bu arada. Yeni etkinlikler gelmiş. Takıntılım kim? Takıntılım Nia. Güzel. Ve drone'ları bırakalım buralara. Nia'yı gördüm, bak görüyor musun? Birisi bir şey patlattı galiba orada. Merhaba. Orada palet vardı. Oradaki jeneratör bitmiş mi? Ben yanlış mı duyuyorum? Sen şaka yapıyorsun ya. Tespit edemez durumdayım. Ama bu işe yaramıyor galiba. Beni görüyorlar çünkü. Kız sen ne çabuk Fadime. Ne hızlı bitirdin öyle. Güzel. Kıvrakla mı gitti o? Tamam, anlayamadım. Oha, adam kaşla göz arasında görev yapıyor ya. Allah kahretsin. Şöyle yaparım. Hop, yakalandım bu sefer. Güzel. Flaşçı yok değil mi? Şu beyazı asalım arkadaşlar, en azından jen patlasın. Bu jen... Kaç tane drone'um var benim şu an? 3 tane var. Bunları geri çekme vardı. Değil mi? Şöyle geri çekebiliyorum. Vuralım. Görevlerimizi de yapalım bir yandan. Burada başka... Niye de var? Kız! Abi takıntılım değil mi benim? Lanet olsun. Onu kovalamaya gitti. Onu almaya gidiyor. Dave Dwight orada. Ne yapmalı, ne yapmalı, ne yapmalı? Dwight'ı kovalayacağım da Dwight çok açık koşuyor ya. Bakayım. Acele etmem lazım çünkü. Bak, bir can mi bitti daha?
Bir dakika, demin can bitme sesi ya. Nasıl ya? Demin can bitme sesi. Dwight'a bak. Aynı ben, yemin ederim ha. Palet düşürmeyeceğim diye ölmesi şaka mı? Şimdi buna burada şey oluyor değil mi? Güzel. Demin sanki ben yanlış duydum. Pardon. Var, o kadar uzun süredir girmiyoruz ki oyuna. Gerçekten şu an oyuna yeni başlamış gibi oynayamıyorum ya bazen. Bak, yine can bitmedi mi? Ulan ben yanlış bir şeyler duyuyorum galiba. Hop. Buraya saklandın ha. 4 ek üzerine. Ha, 4 ek üzerine 4. Bu perk bu arada çok iyi. Bir yandan da şey skill çok iyi çünkü bir yandan da kum torbası atamıyorlar abi. Gerçi kurbanlar şu an kum torbası kullanıyor mu acaba ya? Drone'u bırakır bırakmaz tespit edilemez durumu var ya. Efso. Gerçekten efso. Kaç nişan oldu? 5 nişan. Şu ileri derecede farkındalık çalışmadı gibi sanki ya. Ben mi göremedim ya? Bunu belki asamayabilirim bu arada. Bakayım, astım galiba. Bu bug mı var bu seslerde? Hayır hayır hayır. Drone, drone'u bırakamıyorum. Aa, çünkü 16 metre aralıklarla var değil mi? Şöyle daha iyi bıraktım. Bak bak, şey koydum ya. Bak. Oğlum ne oluyor? Birisi bağırıyor, bir şeyler oluyor. Korkuyorum şu an. Biri falan bağırıyor, duyuyor musunuz? Çığlık sesleri geliyor. Bir dakika, orada bir tornado bir şey var orada. Bu ne? Buraya girelim bakalım. İçliğe gir. Girdim. Lan başka haritaya ışınlandım ben. Aa, neredeyim ben? Bir dakika, gezelim. Baba, oyun bitti adamlar. İşte girdik. Adamlar oyunu bitirdi oğlum. Şaka mı bu? Broken efekte şey, hem broken efekte hem de yaralandı mı o? Güzel. Devirir mi direkt? Devirir bence. Gel devirsin. Garip bir gameplaydı. Çok güzel olmuş ya. Bence reworklerle daha güzel olmuş. Bütün nişanlarımız gitti ama. En azından bir ceza kancası yapalım buna. Ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Ama hala buglar var ve sinir bozucu. Adamları hani asıyorum, erken bağırması karakterlerin. Jenitör tamamlanıyormuş gibi oluşan bug. Bir şeyler yine, bir sorunlar var yani oyunda. Ama fark etmez, alışkınız. Şu drone'ları geri çağırayım ben. Bu katil en az oynadığım katil olabilir benim ha bu arada. En az hem de. Güzel güzel, Jen'den Dwight orada, o güçlü yere kaçıyor. Dwight nereye kaçıyor peki? Dwight'a direkt W attı oradan. Benim biraz drone bırakmam lazım ya. Hiç drone bırakmıyorum. Ani deparım var onun. Yo, ani deparı da yok. Gel bakalım. Pes mi etti, bir şeyler yaptı. Şu Wesker'ın perkünü hiç çalıştıramadık ya. Görüş alanıma girmiyorlar bir türlü. Haresini göremedim, hiç çalışmadı. Aa, bu ölmüş. Üçüncü asılışı. Şurayı kıralım. Bunu güzel atmışım bak buraya. Şunu çekebilirim yere. Aslında onu çekmeseydin de iyiydi ya. Güzel ya, bu drone'un dibine bırakması falan olay yani. Orada yıldızımsı bir şey var ya, ne o? Ha, görev şeyi. Ooo, güzel de. Harikaydı. Onu kovalayacağım şimdi. Buraya atalım da. Tespit edilemez durum etkisi çok güzel değil mi ya? Harika bir şey yani. Aha, birisi çığlık attı yine. Herhalde hiçlik dünyasına mı giriyor, ne yapıyor? Öyle bir olaylar galiba bak. Bıraktığım gibi tespit edilemez diyeyim, görüyor musun? Peki tespit edilemez de olmama rağmen hala mind game yapmam ne, kaç puan?
El alışkanlığı. Oğlum. Yolda giderken bari medkiti değiştirmeye çalışma ya. Biraz uyanık olsanıza. Seni de asalım. Güzel. Aa, o da ölmüş. Kaldı 2. AFK bırakmış. Heh, sonunda çalıştı Hopper. Sonunda çalıştı yani. Dur oraya asayım da ona. Bak hala orada, görüyor musun? Orada görmediğimi sanıyorsun onu. Merhaba. Aslında seni gördüm burada, biliyor musun? Bunlar sarhoş ya, önünü göremiyor arkadaşlar. Peki benim bu tryhard'ı oynamam. Bu kadar tryhard olmam. Alışkanlık, yapacak bir şey yok. Meslek alışkanlığı. Tuhaf maç oldu ya. Sarttılar açıkçası ama çok, hala çok güçlü karakter. İnanılmaz yani. Şu tespit, yani atar atmaz şunu tespit edilemez duruma gelmek Chase'de falan bile işe yarar yani. İlla ki şeyde yapmak zorunda değilsin spotlarda. Çok çok iyi. Herkes yetkinlik şeysi atmış. Bakalım ne kullanıyor kurbanlarımız. Hala herkes fırsat penceresi kullanıyor. Aynı ya, değişen bir şey yok. Perkler aynı ya. Direnç mirenç. Dejavular. Olaylar. Aslında güzel perk yapmışlar da, build yapmışlar da hızlı yapamadılar canları. Dejavu falan almışlar ama bitmedi bir şekilde. Devam edeceğiz arkadaşlar. Güzeldi, keyifliydi. Hızlı bir şekilde göz attık kafatası tacirine. EBD videoları gelecek. Umarım izlerken güzel vakit geçirmişsinizdir. Kafatası tacirle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.